Herkese merhabalar. Aklı Fail'in yeni yayınına hoş geldiniz. Bu yayınımızda Hikmet Kıvılcım'la darbeci miydi sorusuna cevap arayacağız. Türkiye'deki liberal, İslamcı ve milliyetçi kesimin Türkiye Sosyalist hareketin halktan uzak, elitist olduğuna dair bir iddiası vardır. Ve bu iddiaya dayanarak Türkiye Sosyalist Hareketi'nin sürekli askeri darbe peşinde koştuğunu ileri sürerler. Türkiye'de ne zaman bir askeri darbe söylentisi olsa veya askeri darbe gerçekleşse, Türkiye Sosyalist hareketin bu askeri darbeyi desteklemeye çalıştığını öne sürerler. Bunun için de Hikmet Kıvılcımlı'nın 27 Mayıs ve 12 Mart sürecinde yazdığı yazıları örnek gösterirler. Hikmet Kıvılcımlı'nın 27 Mayıs ve 12 Mart sürecinde izlediği tutumu ele almadan önce İslamcı ve milliyetçi kesimlerin neden Hikmet Kıvılcımlı'yı hedef aldığını irdelemek gerektiğini düşünüyorum. Hikmet Kıvılcımlı bilindiği üzere Türkiye Sosyalist Hareketi'nde özgün bir konuma sahiptir. Kendisi İslam, Osmanlı ve İslamiyet öncesi Türk toplumlarına dair yaptığı analizler ve incelemelerle de bilinmektedir. Yaptığı bu analizler ve incelemelerle İslamcı ve milliyetçi kesimlerin kurdukları yapının ne kadar çürük temellere sahip olduğunu ortaya koymuş, Türkiye sosyalist hareketine de büyük bir teorik birikim bırakmıştır. Bu nedenle de kıvılcımlı İslamcı ve milliyetçi kesimler tarafından hedef alınarak ve darbecilikle itham edilerek Türkiye'deki önemli bir kesimin Hikmet Kıvılcımlı'yı incelemesine ve onu anlamasına engel olmaya da çalışmışlardır. Fakat bu engellemelere rağmen özellikle son dönemde Hikmet Kıvılcımlı'ya yönelik ilginin arttığını görüyoruz. Şimdi Kıvılcımlı 27 Mayıs sürecinde yazdıklarını ele alalım. Fakat ondan önce 27 Mayıs süreci ele alınırken genellikle es geçildiğini düşündüğüm iki noktayı vurgulamak istiyorum. Birincisi Türkiye'de yaşanan gelişmeler, ikincisi Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler. Türkiye'de yaşanan gelişmelere bakacak olursak, 1957'den itibaren halk hareketlerinin giderek büyüdüğünü görüyoruz. Ve bu halk hareketlerine de gençlik öncelik etmekte. Ünlü 555K eylemi, Nisan ve Mayıs ayı boyunca gerçekleştirilen eylemler, Turan Emeksiz'in katledilmesi bunun göstergesi. Gençliğin yanı sıra işçi sınıfı hareketinin de giderek büyüdüğünü görüyoruz. Nitekim bu iki dinamik 1960 sonrasında da kendisini gösterecektir. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere baktığımızda da Mısır, Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki genç subayların emperyalizmle işbirliği yapan iktidarları devirdiğini görüyoruz. Yoksulluk tabanından gelen bu genç subaylar ülkelerinin yoksulluktan, az gelişmişlikten, emperyalizmin baskısından kurtarmak için yüzlerini sosyalizme dönmüşlerdir. Bundan dolayı da İslam sosyalizmi gibi, Arap sosyalizmi gibi çeşitli fikirleri öne sürmüşlerdir. Bu iki gelişme çerçevesinde baktığımızda gençliğin hareket içerisinde olduğunu, özellikle ordu içindeki gençliğin ve üniversitedeki gençliğin hareket içerisinde olduğunu ve yüzünü sola döndüğünü görüyoruz. Dolayısıyla da bırakalım Hikmet Kıvılcımlı'yı, herhangi bir sosyalist devrimcinin bu gelişmelere, bu dinamizme karşı kayıtsız kalmasını beklemek hatalı olur. Fakat burada Kıvılcımlı'nın gençlik dinamizmini farklı bir şekilde konumlandırdığını görmek gerekiyor. Bunun için de Kıvılcımlı'nın İkinci Kuvayi Milliye stratejisini veya kendisinin değişili paralasını incelemek gerekiyor. İsmi itibariyle Kıvılcım'ın darbeci olarak itham edilmesine yol açsa da Kuvayi Milliye ismi Kıvılcım'ın kendi değişili aslında ajitatif bir nedene dayanıyor. Kıvılcım'ın kendisi de bunu demokratik devrim olarak da adlandırılabileceğini ileri sürmekle birlikte halk açısından anlaşılabilir olma kaygısı güttüğünü ve bu yüzden Kuvayi Milliye ismini koyduğunu söyler. Ve Kıvılcımlı 2. Kuvayi Milliye'nin 1. Kuvayi Milliye ile anti-emperyalist, anti, feodal anti olması nedeniyle bazı ortak noktaları olsa da esas itibariyle ayrıştığını söyler. Bu ayrışmanın en önemli noktasının da öncü güç olarak, esas güç olarak proletaryayı alması olduğunu söyler. Ve Kıvılcımlı der ki bu 2. Kuvayi Milliye'nin esas gücü, ana gücü proletaryadır. Ve hareket halindeki gençlik ise yan güçtür. Yani esas güç olarak öğrenci gençlik veya askeri gençliği değil, proletaryayı ele almaktadır Kıvılcım. Bu açıdan baktığımızda da Kıvılcım'ın herhangi bir darbeci gibi esas olarak askeri gücü ele almadığını ve proletaryayı ele aldığını görüyoruz. Dolayısıyla da Kıvılcım'ın stratejisi itibariyle darbeci olduğu söylentisi bu açıdan boşa çıkmaktadır. Peki Cemal Gürsel'e yazdığı mektuplar, anayasa önerileri vesaire nedir diye soracak olursak da burada da Kıvılcımlı'nın aslında biraz önce bahsettiğim o gençlik dinamizminin yönünü daha da sola çekmek, onları sosyalizm cephesine katmaya çalıştığını görüyoruz. Ve bunlarla da birlikte var olan sürece müdahale etmeye çalıştığını, yani pratik bir hamle yaptığını da görüyoruz. Fakat burada şunu tekrar vurgulamak gerekir ki Kıvılcımlı'nın bu müdahaleyi yaparken işçi sınıfının öncülüğünden vazgeçtiğini ve askeri darbeyi esas aldığını, askeri öğrenciler üzerinden gerçekleştirilecek bir devrimi planladığını söylemek haliyle haksızlık olur. Kıvılcımların bu müdahalesini altına atan bir diğer neden ise var olan dinamizmin sistem içine kanalize olmasını engellemeye çalışmaktır. Ve bu nedenle de ordu gençliğine özellikle eğilir ki bu darbeci diye itham edilmesine neden olur. Fakat kıvılcım da oradaki gençliğe şunu söyler. Siz eğer bir sosyal sınıfa dayanmazsanız ki o sınıf günümüzde proletaryadır, sizin yapmak istediklerinizin hiçbirisi gerçekleşmez. Çünkü siz bir NATO ordusu içerisindesiniz. Dolayısıyla da sizin generalleriniz ve üst düzey subaylarınız kapitalizmle işbirliği içerisindedir ve sizlerin bu dinamizmi sistem içine çekmeye çalışacaklar. Ama siz halk çocukları olarak siz halkınızın yoksulluktan, az gelişmişlikten kurtulmasını istiyorsanız bunu bir sınıfa dayanarak yapmanız gerekir. Yoksa tepeden yapılacak bir değişimin veya devrimin istenilen sonuçlara vermeyeceğini özellikle de vurgular. Ve bu yüzden de der ki işçi sınıfının öncülüğünde ve tabii ki işçi sınıfının partisinin öncülüğünde bir devrimin gerçekleşmesi ve bu devrimde demokratik devrim olması gerektiğini ileri sürer. Dolayısıyla da yine bu çerçeveden baktığımızda da Kıvılcımlı'nın ordu gençliği özel yönelişlerinin altında bir darbecilik arışı veya o gençlerin darbesiyle bir iktidara gelme gibi bir amacının olmadığını görüyoruz. Kıvılcımlı'nın var olan dinamiği sola çekmeye çalıştığını ve bunu ısrarla ısrarlı bir şekilde yapmaya çalıştığını görüyoruz. Nitekim Kıvılcımlı ordu gençliği esas alan kimi sol çevreleri eleştirir ve ana gücün esas gücün proletarya ve onun partisi olması gerektiğini ısrarla vurgular. 1960'lı yıllarda yazdığı bütün yazıların ana teması bu şekildedir. Bir demokratik devrim gereklidir ve bu demokratik devrime öncülük edecek güç proletarya ve onun partisidir. Aydın gençlik, ordu gençliği ise yan güçtür. Dolayısıyla da bu yine buradan baktığımızda kıvılcımın devrim stratejisinde ordunun esas güç olmadığını, tam tersine proletaryanın ve onun partisinin esas güç olduğunu görüyoruz. Burada 12 Mart sürecine geçecek olursak. Kıvılcım'ın yine darbeci olarak itham edilmesine neden olan yazılardan birisi de 12 Mart'tan 4 gün sonra yazdı. Ordu kılıcını attığı başlıklı yazıdır. Bu yazı da yine başlığıyla değerlendirilip içeriğiyle ilgili pek bir şey söylenmemiştir. İçerine baktığımız zaman Kıvılcım'ın sürece çok temkinli yaklaştığını görüyoruz. Kendisinin de değişiyle de hatta darbicilerin darbecilerin metnini objektif bir şekilde yorumladığını, Dolayısıyla da buradan ne çıkarılacağının henüz belli olmadığını ileri sürer. Nitekim daha sonra da bilindiği üzere kimi solcu askerlerin e, 9 Mart'ta bir e, sol darbe yapma girişiminde bulunduğunu da biliyoruz. Yani içinde bulunan ortam aslında hem kendisini sol diye tanımlayan kesimlerin askeri içerisindeki hem de sağ kesimlerin darbe yapabileceği bir ortam. Dolayısıyla da kıvılcımlı ile ilgili bir e, görüşte bulunurken böyle bir temkinlikte bulunduğunu görüyoruz. Ki Metin de Bizans'ta bunu söylüyor. Daha sonra darbenin niteliği belli olunca Kıvılcımlı bu ordunun NATO ordusu olduğunu kendisinin yoksul halk çocuğu olarak tanımladığı genç subayların devrimci bir güç olabilmesi için proletaryanın ve onun partisinin öncülüğünde hareket etmeleri gerektiğini vurgular. Sonuç olarak baktığımızda Kıvılcımlı'nın hem devrim stratejisi açısından hem de kendi teorisi açısından ve pratiği açısından askeri hiçbir zaman esas güç olarak almadığını, bir darbe peşinde koşmadığını, tam tersine proletarya ve onun partisinin öncülüğünde bir devrim mücadelesini vermiş olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla Kıvılcımlı'ya yönelik darbeci itamı sadece Kıvılcımlı ve onun çevresini değil, bütün sosyalist hareketi ilgilendiren bir konudur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.